İyi akşamlar değerli izleyenler. Günün öne çıkan ayrıntılarını kanal üç ekranlarında sizlerle paylaşmaya hazırız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Efendim vurucu depremin 10. günündeyiz. 10 ile etkileyen asrın felaketinin tam 10. günü bugün. 6 Şubat günü tüm Türkiye kara bir pazartesiye uyandı. O günden beri deprem bölgelerine giden destek ve yardımlar çığ gibi büyüdü. Arama kurtarma ekipleri depremden saatler, günler sonra bile mucizeleri enkaz altlarından çıkarmaya devam etti. Merve apartmanında umutlar yükseldi. Gelen her insan. Enkaz altlarından günler sonra bile mucizeler çıkmaya devam ediyor. Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör ilerleyen yaşına rağmen açlığa, susuzluğa ve soğuğa meydan okudu. Merve apartmanının enkazından depremin 212. saatinde kurtarıldı. Antakya'dan da depremin 209. saatinde geldi sevindiren haber. Karı koca enkazdan kurtarıldı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerin 209. saatinde Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Fez Gaman ve eşi Fatma kurtarıldı. Bir mucize haberi daha geldi Antakya'dan 204. saatte. Kahramanmaraş merkezi depremlerin 204. saatinde Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Muna Davul kurtarıldı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde de 35 yaşındaki Ayşegül Bayır depremin 205. saatinde enkazdan kurtarıldı. Türkiye'yi yasa boğan büyük depremlerin 10. gününde Kahramanmaraş'ta 222 saat sonra 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekiplerince sağ olarak çıkarıldı. Yavaş. İmdat diye seslenince 222 saat sonra sağ kurtarıldı. Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Şu sol köşesine bak. Ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun şuurunun açık olduğu öğrenildi. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevinciyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşi ve kızını kaybeden 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu canlı olarak kurtaran İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekipleri o anları anlattı. Depremin olduğu ilk günden eşimiz intikal etti bölgeye ve başladık çalışmalara. Yoğun bir çalışmalar sonucunda o zamana kadar 11 tane canlı çıkarmıştık. 70 küsur tane de vefat maalesef cenazemiz vardı. Teslim ettik. Son günleri yaşıyoruz artık. Burada birçok ekip ayrıldı. Buradaki arkadaşlardan bazı bölgelerdeki birçok arkadaş ayrıldı. Biz de bölgede arkamızda cenaze bırakmak istemedik. Son cenazeye kadar kişileri acılarına ümit olabilmek için son cenazeye kadar bekledik. Normalde görev süremiz bitmişti. Peki şimdi son 4 tane kalmıştı altta cenazemiz bizim. Aslında son 4 tane cenazemiz kaldı ümidiyle girdik biz sabah enkaza. Ama Allah'ın hikmeti işte öldürmeyen Allah öldürmüyor. Son 4 de Melike ablamızdan imdat sesi duyduk. Melike ablamızın imdat sesi üzerine hemen ekibimiz harekete geçti. Hızlı bir şekilde koordine olarak 1 saat içerisinde gerekeni yaptık. Melike ablamızı
Biz elimizden gelen bütün çabaları göstererek ambulansa teslim ettik. Rabbim bundan sonra bahtını güzel etsin inşallah. Peki ya sağlık durumu nasıldı? Bir diyalog geçtim aranızda. Sağlık durumu gayet güzeldi. Bize tepki veriyordu. Söylediğimiz her şeye tepki veriyordu. Bütün cevaplarımızı sağlıklı bir şekilde kafası karışmadan cevap verebiliyordu. Sıkıntı yoktu, problem yoktu. Maalesef yanında eşi de vardı. Melike ablamızın dün akşam kızını teslim etmiştik, Sıla İmamoğlu. Kendisine dün akşam işte teyzesine verdik. Hem teyzesine de ümit oldu Melike abla, bize de ümit oldu. Rabbim bir daha acıları göstermesin. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. İlk günden beri, 9 günden beri buradayız hocam. Artık son 2 apartman kalmıştı. Herkesin cenazelerini teslim ediyoruz. Yani umudumuz bizim de yoktu ama Allah'tan umut kesilmediğini bir kez daha gördük. Son tabloyu kaldırıyorduk. 4 kişi daha vardı cenaze. Onları da almaya çalışıyorduk. Birden içeriden bir ses geldi. İmdat imdat diye. Zaten ayaklarımızın bağı kesildi. Mutluluktan havaya uçtuk. Kontak kurduk. İsmini öğrendik. Melike olduğunu söyledi. Tam aradığımız kişiydi zaten. Sapa sağlamdı yani. Bizden daha sağlam. Dışarıdakilerden çok daha iyiydi yani. İnşallah durum bu şekilde devam eder. Yani tam mucize odur yani. Biz değiliz mucize. O. Anlatacak bir şey yok ki ya. Anlatacak bir şey yok yani. Böyle bir mucize yok yani. Kaç saat olmuş. Sen toprak altındasın. Yemeden, içmeden. Sapa sağlam. Allah'ım çok iyi. Ülkenin dört bir yanında gönüllü vatandaşlar depremden etkilenenler için adeta seferber oldu değerli izleyenler. Gönüllüler depremde çocukları da unutmadı. Çok güzel. Gönüllülerden depremzede çocuklara sıcak dokunuş. Gönüllüler asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece gündüz çalışarak yaraların sarılmasına destek oluyor. Gönüllüler depremzede çocukları da unutmayarak onlara giyim, oyuncak ve boyama kitabı gibi eşyalar vererek bir nebze acılarını unutmalarına yardımcı oluyor. Gönüllülerden Ümit Sekmen, çocukların psikolojilerinin onlar için çok önemli olduğunu, bu süreçte tüm imkanlarını seferber edeceklerini söyledi. Arkadaşlarımızla beraber ne yapabiliriz diye düşünürken, kendi sektörümüzle alakalı birkaç görüşme yaptık ve biz Hatay'a, Samandağ bölgesine yardım çıkartmaya karar verdik. İlk gün 2 otobüs yardım çıkarttık buraya. Ondan sonra dönüşlerde de ilk günden itibaren buradaki depremzedeleri İstanbul'a tahliyesini, İstanbul'a, Ankara'ya, çeşitli illere tahliyesini sağlamaya başladık. Burada bir ekip kurduk. Yaklaşık yine onlar da 9 gündür deprem gününden bu yana sağlıkçısıyla, arama kurtarmasıyla gönüllü arkadaşlarımız Samandağ'da çok etkili bir koordinasyon gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık 20 kişilik bir burada ekibimiz var. Her gün sahaya inip birebir buradaki vatandaşların sıkıntılarıyla, dertleriyle ilgilenip ellerinden geldiğince birebir birinci elden tüm ihtiyaçları, yardımları iletmeye çalışıyorlar. Özellikle çocuklarla birebir ilgilendik. Onların psikolojileri gerçekten bizim için çok önemli. Oyuncak, çikolata, bu tip onlara hediyeler verdik. Onların yüzlerinde tebessüm ettirmeye çalıştık. Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye ulaşan ilk ekiplerden olan Samsunlu sağlıkçılar, bir ömür boyu unutamayacakları anlara tanıklık etti. Görevlerini tamamlayarak şehre dönen sağlıkçılar, yaşadıkları duygu dolu anları anlattı. Gittiniz, oraya da her türlü müdahaleyi yaptınız. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremde Türkiye'nin birçok ilinden sağlık ekipleri depremzedelerin yardımına koştu. Sağlık Bakanlığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ise deprem bölgesine giden ilk ekiplerden oldu. 159. saatte çıkarılan bir bebeğin kurtulmasından, enkazdan çıkan onlarca vatandaşın hastanelere nakil işlemine kadar birçok hizmet sunan sağlıkçıların bir bölümü şehre dönüş yaptı. Afetzedelerle yine konuşma şansımız oldu. Görevlerini tamamlayarak Samsun'a dönen sağlıkçılar yaşadıkları duygu dolu anları anlattı.
Olumsuz hava koşullarına rağmen hatta artçı depreme, ikinci öğlen olan ikinci büyük depreme biz yolda yakalandık. Aracımız bir ara yoldan çıkacak gibi oldu. Buzun üzerinde yakalandık, biz seyir halindeyken yakalandık ama yine de şükürler olsun kazasız belasız bölgeye intikal ettik. Nasip ki bir çocuğun kurtarılmasıyla başlayan hikayemiz yine başka bir çocuğumuzun kurtarılmasıyla son buldu. 159. saatte basına da yansıyan Yavuz Selim bebeğimiz 159. saatte çıktı. Biz de o esnada onun bulunduğu enkazın yakınlarında sağlık tedbiri olarak, enkaz çalışmalarına sağlık tedbiri olarak beklemekteydik. 159. saatte Yavuz Selim bebeğimiz enkazdan çıkıp bize geldi. Ve ona dokunabilmek yani dünyanın en güzel hazzıydı. Biz oraya vardığımızda insanların bizden beklentisi çok büyüktü. Ve biz hep bu beklentilere karşı vermek için çabaladık. Saha taramalarına başladığımız zaman da özellikle de yüksek rakımlarda, örneğin Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gittiğimiz zaman da bir köyde 95 yaşında bir dede bizim yüzümüzü okşayıp elimizi öpmeye çalışmıştı. Evet, devlet geldi, UMKE ekipleri geldi, herkes geldi burada diye. Tabii bu durumlar bizi çok onurlu etti. Ama dediğim gibi deprem çok büyük bir alandaydı. İlk gittiğimizde her böyle kaza depremzedenin yaklaşık atıyorum enkaz altında 10 saatte kalmış, 8 saat dudaklarında bir kuruluk var. Onlara değdirdiğimiz su bile bizi ağzımıza gelmiş gibiydi. O tadı almıştık. Daha sonra 7 Şubat tarihinde sabah saatlerinde Vilden Hanım ve kızıydı. Ondan bir ses aldık. Vilden Hanım'la sürekli irtibata geçtik. Nasıl çıkacaksınız, nasıl yapacaksınız, ne zaman bize ulaşırsınız? En kısa zamanda size ulaşacağız dedik. Ve Vilden Hanım'ı yaklaşık gece 12-1 istikametinde çıkartıp diğer ekibe vermiş olduk. Biz afete gittiğimizde tam donanımlı şekilde hazırlanmıştık. UMKE'ciyim aynı zamanda 8 yıllık. Bütün çantam evde hazırdı. Sadece onun üstündeki kıyafetlerimi aldım ve 112 kıyafetlerimi koydum. Daha sonra görevi ikinci ekibe devrettik. Gelirken de şunu şey yaptım. Annem olsun, kızım olsun, ailem olsun. Burada bir ailem olduğunu, onun sevinciyle geldim. Ama Kahramanmaraş'ta yani Asmin'den de belli olduğu Can Kahramanmaraş'tan ayrılırken de oraya da tek bir aile bıraktığımı, ikinci bir ailem de onlar olduğunu bilinciyle buraya geldim. Biz 16 saatlik bir kurtarma yaptık. Bir binanın içinde sürekli artçı oluyordu. Ortalama 15 dakikada bir büyük bir artçımız vardı. Akşam 6'da başladık. Biz UMKE olarak girdiğimizde 1,5 metre kadar kurtarma ekipleriyle beraber teyzemizi çektik. Ama alan genişten dara gittiği için dar kısımda sıkıştık kaldık. Gerekli tıbbi müdahalelerimizi yaptık. Ondan sonra kurtarma ekiplerine bıraktık alanı. Öğleden sonra ertesi gün saat 1 gibi teyzemizi çıkardık. Teyzemizin genel durumu iyiydi. Unutamayacağım anılardan biri oydu. Güzergahımızı seçerken bile neresi daha bizim daha kısa sürer, ne zaman daha çabuk ulaşabiliriz babında şey yaptık. Bir kısım ekip Sivas üzeri gitti, biz Kayseri üzerinden gittik. Görev yerine vardığımda şunu gördüm, en büyük etkileyen etkenlerden bir tanesi şuydu. Orada depremi yaşamış olup aileleri enkazın altında olan sağlık personeli, arkadaşlarımın görevinin başında olduğunu gördüm. Oradaki insanlara yardım etmek için ellerinden gelen çabalarını sarf ettiklerini gördüm. Psikolojileri bozuktu ama gene ona rağmen insanlara faydalı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını gördüm. Kişilerin oradaki mücadelesini gördükten sonra zaten bizim o yol yorgunluğumuz bir şeyimiz kalmadı. Direktmen hastalarla muhatap olmak zorunda kaldık. Gerçekten insan olduğumuzu, insanlara faydalı olduğumuzu orada anladık. Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor değerli izleyenler. Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya'da şehir mezarlığında kepçeler tarafından kazılarak numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılırken hayatını kaybedenlerin mezar taşına asılan son kıyafetleri yürekleri dağılıyor. Acı manzara Malatya'dan. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezi iki depremde Malatya'da 1384 kişi hayatını kaybetti, 6444 kişi de yaralandı. Kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından şehir mezarlığında defin işlemleri devam ediyor. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler nakil araçlarıyla mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor. Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor.
İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, başörtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı. Afyonkarahisar Belediyesi şirketlerinden Yuntaş personelleri de asrın felaketinde etkin çalışmalar yürüttü. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Hatay'a görevlendirilen ekipler enkazlardan bir cana daha zamanında ulaşmak için çabaladı. Afyonkarahisar'dan giden bir yardım eli de Yuntaş çalışanlarından oldu. Hatay'a görevlendirilen ekip Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Hatay'a gitti. Depremin ikinci gününden itibaren depremin vurduğu binaların altında, içinde arama kurtarma çalışması yaptı. Bölgede bulunan Yuntaş çalışanları da duygularını şöyle ifade etti. İkinci günden bu yana belediye başkanımızın talimatlarıyla, Sayın Mehmet Zeybek'in yardımlarıyla buraya gelerek gerek canlı gerek cansız bu şartlar altında çalışarak, enkazda olsun, diğer koşullarda olsun çalışarak yardımcı olmaya çalıştık Hataylı vatandaşlarımıza. Depremin ikinci günden beri buradayız. Ekip ve arkadaşlarımız enkaz altında çalışmalarımız sürüyor. Yaralı veya ölü şekilde cesetlerimiz çıkıyor. Hani Afyonkarahisar Belediye Başkanımıza biz teşekkür ediyoruz. Biz gönüllü olarak ekip olarak geldik buraya. Arkadaşlarımızla beraber ilk günde elimizden gelen değil, daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Tüm gücümüzle. Allah razı olsun herkesten. Şu anda Hatay Antakya'dayız. Sayın Mehmet Zeybek'in talimatıyla depremin ikinci gününden beri burada Yuntaş personeliyle birlikte canla başla çalışıyoruz. Enkaz başındayız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. 9 çocuğum, 4 çocuk babasıyım. Çocukları kurtardık. Allah sağlık versin. İki büyük depremin ardından Türkiye birlik ve beraberliğiyle dikkat çekti. Depremlerden etkilenen depremzedeler devletin imkanlarıyla farklı illerdeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alındı. Ne mutlu ki bize Müslümanlar olarak tutulduk. Müslümanlar olarak da Allah canımızı alsın. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Depremzedelerle yakından ilgilenen Başkan Mehmet Zeybek hayır dualarını da aldı. Kötülere de fırsat vermez. Amin. Bu memleketin İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu deprem bölgesine yaptığı ziyaret ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Tüm illeri ziyaret eden Mısırlıoğlu bölgede hayata geçirecekleri iyilik evleri projesinde aktardı. Oradakiler bedenen göçüğün altında kaldılar. Bizlerin kalbi komple onlarla beraber o göçüğün altında kaldı. Bizler kalbimiz hala orada, gönlümüz orada, gözümüz orada. Mısırlıoğlu deprem felaketinden sonra alarm durumuna geçtiklerini, yardım malzemeleri toplayarak ilk gün 3, toplamda ise 11 tır dolusu yardım malzemesi gönderdiklerini söyleyerek bölgede yaptıkları çalışmalara da değindi. İki tane arama kurtarma ekibimiz gitti bölgeye. Bir İslahiye'ye, Antep, bir de Kırıkhan'a gittiler. Orada yaklaşık 4 gün Kırıkhan'da bir çalışma yapıldı. 3 tane vatandaşımızın canını çıkarılmasına vesile oldular. İslahiye'de de 5 tane vatandaşımızın kurtarılmasına vesile oldular. Oradaki arama kurtarma ekibimiz İYİ Parti gönüllülerinden oluşan. Aşevi tırımız gitti oraya. Kahramanmaraş merkezde konuşlandı. Ve orada 6 gün boyunca sıcak yemek çıkarttık. 3 öğün kahvaltı dahil 12 araçlık İHŞ ile beraber gönderdik. Tüm İHŞ'leri kendimizden organize ettik ve 6 gün günlük aşağı yukarı
her öğünde kahvaltıda 500 kişi olmak üzere akşam ve öğlen yemeklerinde 700-750 sayılarını gördük. Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlarımıza yemeğimiz, sıcak yemeğimiz nasip oldu. O tırımız da dün itibariyle Afyon'a dönüş yaptı. Artık Kızılay orada kendisi organize oldu. Mısırlıoğlu, iki yerde iyilik evleri projesi kapsamında 1000 kişiye barınma imkanı sağlayacaklarını dile getirdi. Projenin 10 milyon liralık bir bütçeyle gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. Çocuklara okul lazım, hastane lazım, psikolojik destek lazım, yiyecek lazım, giyecek lazım, barınma lazım, her şey lazım yani anlayacağınız. Biz de il başkanlığı olarak iyilik evleri projemizi öncelikle Maraş, Antakya olmak üzere iki ilde konuşlandırmayı planladık. Buralarda 1000 tane vatandaşımızı en azından şeye kavuşturacağız. Sıcak barınma yerine kavuşturacağız. Ve burada aşevimiz olacak, revirimiz olacak, sosyal destek, çocukların oyun salonu ve sosyal destek alanı olacak. Ve yemekhane ve kafeteryası olan, güvenliği olan bir Maraş'ta bir de Antakya'da şimdilik öngördüğümüz yerler. Çünkü diğer illere de bakıyoruz ama gücümüz nispetinde 1000 kişi diye yola çıktık. Bu 1000 kişiyi orada Allah izin verirse en kısa zamanda Afyon Karahisar İYİ Parti İl Başkanlığı olarak organize ettiğimiz iyilik evlerine yerleştireceğiz. En kısa zamanda valilik ve AFAD'la koordineli bir şekilde kampanyaları başlatıp bölgeye yeniden gideceklerini aktardı Başkan Mısırlıoğlu. Allah'ın izniyle insan önce hayal eder, sonra gerçekleştirir. Biz bu hayalin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Orada 13,5 milyon canımız bizimle beraber atıyor kalbi. Biz onların yanındayız inşallah. Yüzyılın depreminde 10 gün geride kaldı. Facianın 10. gününde halen arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Afyonkarahisar İHH ekibi de ilk günden bugüne Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yapmış oldukları çalışmaları anlatarak her daim hazır olduklarının mesajını verdi. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından İHH Afyonkarahisar ekibi ilk günden itibaren bölgede önemli roller üstlendi. Depremin yaşandığı ilk saatlerden bu yana bölgede faaliyet göstererek arama kurtarma çalışmalarına destek veren İHH Afyonkarahisar ekibi yoğun çalışmalarını hala sürdürüyor. Kaç yaptı? Çalışmalar hakkında bilgi veren İHH Afyonkarahisar Şube Müdürü Ahmet Ertürk şöyle konuştu. Depremin olduğu saatlerin 3. saatinden itibaren İHH Afyon İHH arama kurtarma ekibimiz ilk ekibimiz 5 kişilik ekibimiz intikal ettiler Gaziantep Nurdağı'na. İkinci ve üçüncü ekiplerimiz de gün içerisinde geceleyin ve ertesi gün olmak üzere toplamda 30 kişilik ekibimiz Gaziantep Nurdağı'na intikal etmiş. Orada arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bugün itibariyle de tekrar bir dün gece itibariyle gelen çağrı üzerine ekiplerimiz Hatay'a gitmişlerdir. 5 kişilik ekibimiz şu anda yolda. Kazasız belasız ulaşmalarını diliyoruz. Aynı zamanda bölgede bulunan 4 kişilik ekstra kalan ekip vardı. Onlarla birlikte cem olaraktan toplam 9 kişilik ekibimiz Hatay'da arama kurtarma noktasında çalışmalara devam edecektir. Kahramanmaraş merkezli iki depremde ağır yıkıma uğrayan illerde aktif olarak çalışan ve saatler süren çalışmanın ardından mucizeyi gerçekleştiren İHH Afyonkarahisar arama kurtarma ekip lideri Ömer Tunç da önemli açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar İHH arama kurtarma ekibi depremin 20. saatinde Gaziantep Nurdağ ilçesindeydik. Bütün ekip olarak 30 kişiyle orada çalıştık. Orada İlk enkazdan son enkaza kadar bütün çalışmaların içinde olduk. Ekibimiz 30 kişilik bir ekip. İçimizde hepsi gönüllü arkadaşların. 18 yaşından 65 yaşına kadar ekipte arkadaşlarımız var. Orada elimizden geldiği kadar insanlara müdahale ettik. Bir canlı çıkardık. 38 cansız bedene ulaştık, insanımıza ulaştık. Asıl mesleği psikiyatristik olan arama kurtarma ekip lideri Tunç, hissettiklerini ve unutamayacağı anları Kanal 3'e özel anlattı. Güven Apartmanı, Gaziantep Nurdağ'ın Güven Apartmanı'nda ilk canlıyı çıkardıktan sonra ayrı bir mutluluk, o anlatılmaz bir şey.
Onu Allah'a şükür sağ olarak gönderdik. Ama sonrasında işte oradaki insanların cansız bedenlerine ulaşıp ailelerine teslim etmek bile bazen onlar için bir mutluluk oldu. Çünkü insanlar bekliyor. Canlı ya da cansız benim anneme, babama, çocuğuma, eşime ulaşın diye ciddi bir baskı üzerindeydi. Bizim üzerimizdeydi baskı. Allah'a şükür ki öncelikle ben ekipteki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten çok cansiperane çalıştılar. İlk gün 60 saat uykusuz kaldı bu ekip. Hiç uyumadı. Su, yemek gibi bir derdimiz olmadı. Sadece bir gayemiz vardı, amacımız vardı. Oradan canlıyı çıkarabilmek. En son çıkardığımız aile bizde gerçekten ciddi bir unutulmaz an bıraktı. Çünkü hepimiz ister istemez travmaya maruz kalıyoruz ama 5 kişilik bir aileyi çıkardık biz. Cansız bedenlerini çıkardık ekiplerle beraber. Baba bütün çocuklarını yatağa toplamış o anda refleksle. İki çocuğu babanın sağında, yanda en küçük çocuk 2-3 yaşlarında, onun yanında da eşi. Ve hepsini kanatlamış. Yani üstünde 3 katı var ve 3 katı taşıyabilme yükünü üzerine almış. Anne de hepsi babayla beraber diğerlerinin üzerine, hepsi kol kanat olmuş. Yani orada ekibimiz de zorlandı. Çıkardık. Büyük facianın ardından yıkılan evlerin enkazlarında gece gündüz demeden çalışan İHH arama kurtarma ekibinden Birol Kocaman ve Mustafa Koç da yaşadıklarını ve hissettiklerini aktardı. Son gün gece sabaha kadar çalıştık. O gün enkazın önünde bekleyen akrabalar vardı işte. Bir abla vardı. Onun içerideki akrabalarının çıkarılmasını bekliyordu. O sırada çok psikolojik olarak çökmüştü ve ağlıyordu. Ben onu görünce dayanamadım. Ben de ağladım ve teselli ettim yani. Üzüldüm yani. Beni en çok etkilen olaylardan birisi oydu. Akrabalar 5-6 kişi orada bekliyorlardı. Allah'tan geldik, Allah'a gideriz. Biz ilk gün enkaza gittiğimizde orada enkaz çalışmasına katıldık. Bir baba vardı. Bütün ailesini enkaz altında bırakmış. Bizden yardım bekliyordu. Biz de o şeyle hani İlk günkü gittiğimizde yorgunluk yoktu bizde. Çalıştık. 1,5 yaşında kızın bacağını gördüm orada. Yani baba perişan oldu. Annesi sımsıkı sarılmıştı kızına enkazın altında. Onları çıkardık orada. Yani ondan sonra dedim ki biz burada gece gündüz uyumadan çalışmamız lazım. Efendim Afyonkarahisar'da. Boyu 1 metre olan Ercan Kubaş rahatsızlıklarından dolayı deprem bölgesine götürülmek istemeyince kendi imkanlarıyla ulaştığı Hatay'da aşevinde çorba dağıttı, çadır kurulmasına ve yardım malzemelerinin dağıtımına destek oldu. Protez, bacakları ve koltuk değnekleriyle deprem bölgesine yardıma koştu. Afyonkarahisar'da katılmak istediği sivil toplum kuruluşlarının rahatsızlıkları nedeniyle deprem bölgesine götürmek istemediği 1 metre boyundaki Ercan Kubaş, kendi imkanlarını kullanarak bindiği şehirler arası yolcu otobüsüyle Hatay'a ulaştı. Protez, bacakları ve koltuk değnekleriyle depremzedeler için elinden geleni yaptı. Afyonkarahisar'dan otobüsle kendi imkanlarıyla buraya kadar gelip yardım dağıtmak isteyen Ercan kardeşimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kendisi de buraya kadar kendi imkanlarıyla gelmiş. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Boyu 1 metre olan ve kemik erimesi rahatsızlığına bağlı bacakları diz altından kesilen Kubaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından herkes gibi depremzedeler için bir şeyler yapmak istedi. Hatta İskenderun'a gidip bir şeyler yapabiliyorsam, siz sağlıklılar neler yapamazsınız? Sizler de bir nebze olsun oraya gidip destek vererek, arama çalışmalarına katılarak ya da oradaki depremzede kardeşlerimize yardım ederseniz çok mutlu olurum. Kubaş, kızları 11 yaşındaki Yağmur'la 8 yaşındaki Damla'nın da biriktirdikleri yaklaşık 400 lirayla su, meyve suyu ve süt gibi ürünler alarak deprem bölgesine gönderdiğini kaydetti. Kızlarım yetinerek benimle konuşmak istediklerini söylediler. Ben de karşıma alıp oturdum. Baba dediler işte benim biz okul harçlıklarımızı biriktirdik.
Normalde başka bir şey yapacaktık ama seni orada görünce bizler de bir şey yapmak istediğimizi söylediler. Ben de olur dedim, harçlıklarını getirdiler, 400 küsur milyon liralık bir para. Oradaki depremzede kardeşlerine süt, su, meyve suyu ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyler aldı. Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler hayatın birçok alanını etkiledi. Pandemiyle birlikte gelişen temassız kredi kartı kullanımıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni kararlar aldı. Artık günün ilk işlemi için şifre girilmesi şartı getirildi. Helal. Beyler açılın, açılın. Araya gönderin, açılın. Konuşuyor. Hadi açılın beyler. Deprem milyonlarca insanın hayatını derinden etkiledi. Artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Depremin ardından birçok kurum gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da yeni uygulamaları hayata geçirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, temassız kartların kullanımına ilişkin yeni bir karar aldı. Kurul, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi. Bu düzenleme deprem bölgesinde çok sayıda kredi kartının kaybolmuş olması olarak algılandı. Sahibinin bilgisi dışında kartların kullanımının bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama tüm alışveriş ortamlarında kullanılmaya başlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bankalara iletilen yazıda şunlar kaydedildi. Müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen illerle sınırlı olmaksızın, ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak. İlk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür denildi. Efendim Kütahya'dayız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ve Pazarlar Belediyesi'nin desteklediği mutfakta deprem bölgesindeki çölyak hastalarının kullanımı için glutensiz ürünler hazırlanıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi deprem bölgesinde çölyak hastalarını unutmadı. Dumlupınar Üniversitesi'nin yürüttüğü glutensiz mutfak projesi çerçevesinde oluşturulan mutfakta, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çölyak hastalarına ulaştırılmak üzere glutensiz ürünler hazırlanıyor. Pazarlar Belediyesi'nin de paydaşlarından biri olduğu projeyle oluşturulan Pazarlar Kadın Girişimi Kooperatifi'ne üye vatandaşlar, depremin ardından bir araya gelerek mutfağı depremzedelere iletilecek gıda ürünlerini hazırlamaya başladı. Uşak'tan gönüllü 24 sağlık çalışanı, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da görev yapmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı. Gönüllü 24 sağlık çalışanı dualarla Hatay'a uğurlandı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Peygamber Efendimiz başta bütün peygamberlerin, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerde görev yapmak için gönüllü olan Uşak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 24 sağlık çalışanı otogarda bir araya geldi. Uşak Müftü Yardımcısı Veli Vehbi Bardakçı tarafından dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşan sağlık çalışanları Hatay'a gitmek üzere otobüsle yola çıktı. (Gülüyor)
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Mehmet Duran, tüm ülkeyi derinden etkileyen depremin hemen ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin bölgeye hareket ettiğini söyledi. Ülkemizi derinden yasa boğan deprem olayından ilk günden itibaren Uşak İl Sağlık Müdürlüğü olarak arkadaşlarımız sürekli oraya desteklerini gönderdiler. Şu an depremin ilk günden beri görev yapan ekiplerimiz artık orada çok acı olaylar gördüler. Çok zor şartlarda çalıştılar. Biz de bir nebze olsun oradaki arkadaşlarımızı birazcık buraya çekerek, buradaki gönüllü arkadaşlarımızı göndererek orada nöbet değişimi için burada bulunuyoruz. 8 tane ekibimizi değiştireceğiz. Bu değişiklikler sürekli devam edecek. Bütün İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürümüz ve değerli yöneticimiz şu anda orada görevdeler. Hatay ilindeler. Umarım bu yaptığımız destekler bir nebze olsun orada bir çare olur. Yine Uşak'tan bir haber değerli izleyenler. Uşak'ta Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gönüllü öğretmen ve öğrenciler bölgeye gönderilmek üzere soba üretimine başladı. Deprem bölgesi için yardım seferberliği sürüyor. Uşak'ta Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ceyhan Turan yaptığı açıklamada depremin ilk günlerinde günlük 10 bin soğuk sandviçi bölgeye gönderdiklerini, soba ihtiyacı olduğunu öğrendikten sonra ürettikleri ilk 100 sobayı da yola çıkardıklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda önce ilk günlerde yiyecek içecekle ilgili sıkıntıları giderebilmek adına bozulmadan yol alabilecek soğuk sandviçler yaptık, bölgeye gönderdik. Bu kapsamda her gün 10 bin soğuk sandviç gönderme işlemini gerçekleştirdik. Bu konuda hemen hazırlıklarımızı yaptık, sobayla ilgili çizimlerimizi gerçekleştirdik. Sağ olsun sahadaki eski öğrencilerimizle veya bu konuda çalışan firmalarla görüştüğümüzde onlar da malzemeleri bizim için temin edeceklerini, bağışta bulunacaklarını söylediler. Hemen ilk günden malzemelerin teminini sağladık, okulumuza getirdik. Bütün teknik öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize mesaj attık. Sağ olsunlar hepsi hemen gece gündüz demeden koşup geldiler, gece yarılarına kadar çalışıyorlar. Bu konuda dün ilk sevkiyatımızı yaptık. Bugün itibariyle 100 tane sobamızı yeniden bölgeye göndermiş olacağız ve bu konuda ihtiyaç ne kadar devam ederse de çalışmaya hazırız. Gönüllüyüz çünkü bu hepimizin yarası. Orada onlar üşürken bizim ısınma gibi bir lüksümüz yok. Ne geliyorsa elimizden yapabildiğimiz ne varsa biz meslekçileri olarak bunu yapmaya hazırız. Gönüllüyüz. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden ve enkazdan 25 kişiyi kurtaran Isparta Belediyesi ekibi kente döndü. Biz şu anda alanımıza giriş yapıyoruz. Alkışlarımız onlar için olsun. Çok canlara dokundular. 25 kişiyi enkazdan kurtaran Isparta Belediyesi ekibi Isparta'ya döndü. Geçmiş olsun. Isparta Belediyesi Arama Kurtarma Ekibini Gök Kubbe Fuar Alanı'nda belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, aileleri, mesai arkadaşları ve alanda depremzedeler için gönüllü çalışan vatandaşlar karşıladı. Anlarımız, arkadaşlarımız, iyi ki varsınız. Çok canlara dokundular. İyi ki varsınız. Açıklamada görüşlerine yer verilen Isparta Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinden Yusuf Başboğa, böyle acıların bir daha yaşanmamasını diledi. Yüce Rabbim bizlere bir daha böyle bir şeyler yaşatmasın ki bizleri de tekrar bu acıları yaşamayalım, görmeyelim. Ama maalesef ki bunlar acı gerçekler. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Bu ekibin kurulması gerekiyordu. Başkanlarımıza bu yönden bizleri destekledikleri için, bu ekibi kurdukları için çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten çok risk altındaydık. Ama Allah'a şükürler olsun. Bir yerden bize ses veren olduğu zaman biz orayı terk etmedik. Canlı, ilk hedefimiz canlı çıkarmaktı. Çok şükür 25 tane canlı hedefimize ulaştık. Daha sonrasında da maalesef ki 17 tane de deprem şehidimizi, Allah'a şükürler olsun ki onlara da bir canlıya ulaşabilecek gibi kendi vücutlarına zarar gelmeden bütün halde çıkarabildik, ailelerine teslim ettik.
Bundan dolayı ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkes hakkını helal etsin. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde Hatay'da göçük altında kalan özel harekat polisi Ahmet Elibol Bucak'ta toprağa verildi. Değerli izleyenler, yaralı kurtulduğu depremde 3 çocuğu ve eşini kaybeden polis memurunun eşi ise tekerlekli sandalye üzerinde eşinin tabutuna dokunması yürekleri dağladı. Depremde hayatını kaybetmiş olan tüm kardeşlerimizi de hayırla yad ediyoruz. Onlar da ruhları şad eyle Allah'ım. Depremde polis eşini ve 3 çocuğunu kaybetti. Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu. Tabutun başındaki görüntüler yürekleri dağladı. Depremde hayatını kaybetmiş olan tüm kardeşlerimizi de hayırla yad ediyoruz. Onlar da ruhları şad eyle Allah'ım. Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde Hatay'da göçük altında kalan 46 yaşındaki özel harekat polisi Ahmet Elibol ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Eşi Zehra Elibol ise enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Genç polis ve çocuklarının vefatı yakınlarını ve hemşehrilerini yasa boğdu. Polis için Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene genç polisin çok sayıda meslektaşı, annesi ve hastaneden tekerlekli sandalyeyle gelen eşi katıldı. Eşinin tabutuna tekerlekli sandalye üzerinden son kez dokunan kadının o anları ise yürekleri dağladı. Polisin annesi Rahime Elibol ise tabuta sarılarak ağladı. Diğer taraftan çiftin 3 çocuğu ise geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti. Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Allah helalinizi kabul etsin. Elibol'un cenazesi törenin ardından Bucak ilçesi Alaaddin Mahallesi köle mezarlığında daha önce defin edilen 3 çocuğunun yanında toprağa verildi. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd. Afetten etkilenen 10 ildeki depremzedelere 4 kolla sarılan Denizli Büyükşehir Belediyesi kentte yardıma ihtiyacı olan 4000'den fazla depremzedeye giysi yardımı yaparak yaraları sarmaya çalıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte oluşturduğu 3 yardım noktasıyla binlerce misafir depremzedenin barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Seferberlik çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7/24 sunuyor. Kongre ve Kültür Merkezi'nde sabah güne sıcak çorba ve ekmek ikramıyla başlayan depremzedelere öğlen ve akşam da dahil 3 öğün sıcak yemek ikram ediliyor. Aynı zamanda çocuklar için oyun alanı ve yüksek öğretime hazırlanan öğrencilere de özel kurulan odalar bulunuyor. Gönüllülerin de yer aldığı merkezde depremzedelere bir nebze de olsa yardımda bulunabilmenin huzuru yaşanırken, depremzedeler ise Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizlililere minnet ve şükranlarını dile getiriyor. Çok korktuk. Öyle bir deprem oldu ki daha hayatımda 69 yaşındayım. Öyle bir depremle karşılaşmadık. Allah kimsenin başına getirmesin. Çatlaklık var. Tabii ki elbette ki binalar yıkıldı. Evlerimiz yıkıldı. Korkumuzdan ne yapacağımızı bilmedik. Allah büyüktür. Bir arkadaşla getirdiler bizi. Denizli'de oturuyoruz. Kıyafetler verdiler, elbise verdiler, ayakkabı verdiler. Daha ne verecekler? Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Efendim, sıradaki haberimiz Eskişehir'den. Eskişehir Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan Umut Market, Eskişehir'e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacak. Hoş geldiniz. Gelin bakalım. Gezecek. Depremzedeler için Umut Market hizmete sunuldu. Hatta bir kısmı su getiriliyor orada.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ilk saatlerinden itibaren afetzedelere gönderilmek üzere yardım kolilerinin ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırlarının bölgeye gönderildiğini söyledi. Sonuçları ağır, büyük bir deprem, büyük bir coğrafyayı etkiledi ve milyonlarca insan şu anda evsiz. Ve bizler Eskişehir Sanayi Odası olarak daha premin olduğu günün daha ilk saatlerinde inisiyatif almaya başladık. Bu konuyla ilgili yardım kampanyaları, yardım hesapları oluşturuldu. Şunu da söylemek isterim ki bugüne kadar 60'ın üzerinde belki 70 civarında tır çıktı. Hepsi full, ağzına kadar dolu ve o bölgelerden gelen ihtiyaçlara göre gönderildi. Şimdi bazen spekülasyonlar oluyor, işte her şey gönderiliyor ediliyor falan, ama bu anlamda Eskişehir Sanayi Odası o bölgedeki sanayi ve ticaret odaları, sanayi odaları ve diğer odalarla iletişim içerisinde oldu. Oralarda bizim bulunduğumuz müşterilerimizle ciddi bir şekilde iletişimde olduk ve hepsi nokta adresi, doğru adreslere taşındı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise Eskişehir Sanayi Odası İşbirliği'nde Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde afetzedeler için hazırlanan Umut Market'in sayısını çoğaltacaklarını kaydetti. Biz marketimizin ismini Umut Market koyduk. Onlarla yaptığımız işbirliği sonucu bu marketlerin sayısını çoğaltacağız. Bizim bugün broşürlerimizi de bastırdık. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerek Garda, gerekse DSE'de karşılama noktalarında görevli ekiplerimiz var. Bu broşürlerimizi karşılama noktalarında depremzedelerin eline ulaştıracağız. Bu marketlerden Eskişehir'e gelen, evde kalanlar olsun, misafirhanede kalanlar olsun, biz öğretmen evlerinde kalan, polis evinde kalan, müftülüğün yurtlarında kalan tüm depremzedelere burayı hizmete açacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.